gidiyor. Bugün tam böyle buradan başlıyor. Çünkü sabah yok. Uyudum. Alarmı 3000 kez kapattım ve uyudum. O kadar güzel bir uykuydu ki yani. Bir daha olsa bir daha uyurum. Böyle işte. Zaten kütüphanede telafi edebiliyordum. But who could it be rattling in my veins? I know.
Derse geçmeden önce birazcık planlarımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben böyle deneme planlaması, haftalık plan falan yapınca bizimle de paylaşır mısın diye soruyorsunuz. O yüzden birazcık göstermek istiyorum. Ama burada çok gösterecek bir şey yok çünkü çok yani düzensiz bir şekilde hazırladım. Burada hazırladığım şey şunlar. Elimde olan branş denemeleri ve genel denemeleri falan yazdım. Kaç tane var, ne kadar sürede bitireceğim, haftalık kaç tane çözeceğim diye planladım ve bu şekilde daha düzenli bir şekilde ilerliyorum. Çok fazla şekilde dedim ya. Neyse. Mesela şöyle örnek vereyim. Nisan ayında haftalık 4 tane Türkçe, 4 tane mat 1, 5 tane sosyal, 1 tane mat 2 ve 1 tane edebiyat sosyal çözüyorum. Çünkü konularım tam anlamıyla bitmedi. Mesela mat 2'de türev ve integral kaldı. Türevin başlarındayım. Edebiyatta da şey kaldı işte, Cumhuriyet kaldı. Onlar yani çok bitmeyecek gibi şeyler değil. Birkaç haftada biter. Ondan sonra onlara daha çok ağırlık veririm diye düşünüyorum. Sonra Mayıs'ta da 4 Türkçe, 5 mat 1, 5 sosyal, 5 mat 2 ve 3 edebiyat sosyal çözüyorum. Yani bunun gibi denemelerimi bitirmek için hem de daha çok branşlara ağırlık vermek için böyle bir plan hazırladım kendime. Böyle yapmak istiyorum. Konularım da zaten hani nasıl desem ya mezun olduğum için çok şey değilim. Hani sıfır olmadığım için konularda konular için bir plan yapmadım. Çünkü yani biterler inşallah öyle düşünüyorum. Bu şekilde ve size şimdi şeyi göstermek istiyorum. Bu ay çözeceğim TYT ve AYT genel denemeler. Bunlar yeniden YKS'nin paketinden. Ve gerçekten yine çok güzel yayınlar var ve bir saniye ön kameraya alıp şimdi size daha iyi göstereceğim. Arka kamera mıydı? Size şöyle yayınları göstereyim. Apotemi var. Şöyle bakarsınız artık paraf yanıt var ve bilgisayarma var. Bir sürü güzel yayın var ve bilmiyorum çok fazla sevdim. Bunların analizlerini çok güzel bir şekilde yaptığında bana çok şey katacaklarına inanıyorum. Çünkü çok güzel yayınlar. Yeniden YKS paketiyle ilgilenirseniz eğer açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Zaten diğer videolarımda da yeniden YKS'nin işleyişiyle ilgili çok fazla şey paylaştım. Bence az çok fikir sahibi olmuşsunuzdur. Bu şekildeydi. Şimdi ders çalışmaya gidiyorum. Bu kadar. Sorulara cevaplar vereceğim. Bugün Instagram'a bir hikaye yaptım. Copilot hakkında merak ettikleriniz varsa sorabilirsiniz diye. Şimdi oraya gelen birkaç soruyu yanıtlayacağım. İşe yarıyor mu? Faydasını gördün mü? Ya da mesela gerekli planlamaları yapıyorlar mı? YouTube kanalında kendilerinin de planlarını yaptığını gördüm demiş birisi. Öyle ki ben tabii ki faydasını gördüm ki burada size anlatıyorum. Öyle öncesinde evet ben de kendi planlamamı kendim yapıyordum ama bazen göremediğimiz ya da bilemediğimiz şeyler oluyor. Mesela ben fene çok erken başlamıştım.
Sonra erken başladım diye ara verdim. Sonra yeniden başladım ve bilmiyorum hani orada bir tutarsızlık oldu. Ama sonrasında danışmanımla bunu konuştuğumda bana işte fene başlamamız lazım, fende şu konuyu çalışalım gibi beni yönlendirdiğinde içim daha rahat etti. Çünkü hani bilen birisinden bir şeyleri dinlediğim için hem kafam karışmadı hem daha düzenli bir şekilde ilerledim hem de gerçekten doğru olanı yaptığımı düşünerek ilerledim. Çünkü yani evet program yapmak zor bir şey değil ama neyi ne zaman çalışmamız gerektiğini bilemiyoruz bazen. Yani bunun için insanlar rehberlik alıyor zaten. Neyi ne zaman çalışacağımız, ne kadar çalışacağımız bilmiyorum. Bazı insanlar böyle hatalara düşüyor. Ben de geçen sene bu hatalara düştüm. Eminim ki hani o zaman çalışmamam gereken konulara çok fazla çalıştığım olmuştur. Hani rehberlik bu yüzden var ve ben bu konuda Copilot'un faydasını gördüğümü düşünüyorum kesinlikle. Daha sonra şu konuda da faydasını gördüm. Bundan da bahsetmek istiyorum. Mesela sevmediğimiz dersler oluyor ya da programa yazdığımızda hep sona kalan bir ders oluyor illa ki. Hani ya da bir dersi çalışmayacaksanız o gün aman şu olsun dediğiniz. Bende bu genelde fen ya da geometri oluyor ve bilmiyorum eskiden hiç çalışmıyordum. Yani hiç değil de hani hep erteliyordum bazı konuların, az çalışıyordum. Ama şimdi mesela programı eklediğimizde ya bazen hala aksattığım oluyor ama hani eğer o konuya bakmazsam haftaya yine o programda olacak ve ben onu çalışmak zorunda olacağım. Ya da şu konuyu bitirdin mi, şurada kaç net yaptın falan gibi sürekli sizi hani denetleyen demeyeyim de nasıl desem. Sürekli sizinle ilgilenen diyeyim. Birisi olduğu için kendinizi hani biraz daha yapmak zorunda hissediyorsunuz. Bu size biraz daha disiplin katıyor. Mesela işte dershanedeki hocalarınızın ödevlerinizi işte kontrol etmesi falan gibi bir şey. Bu konuda bana disiplin sağladığını söyleyebilirim açıkçası. Deneme sisteminden bahsedebilir misin? Bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten Copilot'un en çok faydasını gördüğüm şeylerden birisi deneme sistemi. Çünkü biliyorsunuz ki ben yani bir yerde bir kurumda sınava girmiyorum. Yani bir sınav ortamına hiç girmedim bu sene. Yani MSÜ'de girdim gerçi ama nasıl desem hani o stresi falan çok fazla yaşamıyorum. Kütüphanede çözdüğümde falan yani çok da bir strese girmiyorum. Ama mesela ilk Copilot TYT denemesinde çok heyecanlanmıştım. Yani stres yoktu da hani heyecan vardı. Çünkü gerçekten çok ciddi bir şekilde yapılıyor bu denemeler. Denemelerin hepsi mühürlü olarak geliyor. Mesela akşamında falan seanslara kayıt yaptırıyorsunuz, hangi saat istiyorsunuz falan diye. Daha sonra bir gruba falan alınıyorsunuz ve son derece ciddi bir şekilde yapıldığı için insan ister istemez biraz heyecanlanıyor ve çok fazla ciddi alıyor. Çünkü hani bir sıralama geliyor ve o sıralamayı herkes görüyor, netleri görüyor ve insan ister istemez hani en iyi mi yapmalıyım diye düşünüyor. Zoom üzerinden yapılıyor deneme. Herkesin kamerası açık oluyor, bir gözetmen oluyor ve bizi yönlendiriyor işte son 5 dakika falan diyor ya da mühürle şeylerimizi optikleri falan göstermemizi istiyor gibi şeyler. Hani bunlar biraz daha sanki sınav anındaymışım gibi hissettiriyor. O stresimi yönetebilmemi sağlıyor. Yani odamda olsam bile sanki o an odamda değilmiş gibi hissediyorum. Çünkü hani sonuçta beni bir gözetmen var ve bir sürü insanla birlikte herkesin kamerası açık bir şekilde girdiğim için sanki sınav anındaymış gibi hissediyorum. Ama sınava çok az kaldı. Sence almalı mıyım? Kafam karıştı. Burada samimi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Açıkçası ben mesela geçen sene dershaneye gidiyordum ama rehberlik almak gibi bir düşüncem vardı. Çünkü rehberlikçimiz çok kötüydü. Eğer alsaydım son 3 ay almayı düşünüyordum. Çünkü biliyorsunuz herkes diyor sınav son 3 ayda kazanılır, son zamanlarda kazanılır. Ve bence son zamanlarda ne yapacağımız, ne çözeceğimiz falan gibi şeyler çok önemli. Hani ya bu şey gibi geliyor olabilir aman çalış işte soru çöz falan. Ya bence öyle değil. Mesela yani son aylara kadar hala soru bankası çözen insanlar oluyor. Yani bu çözülebilir bu arada. Ben de çözerim büyük ihtimalle ama hani bu demek istediğim şey deneme hiç çözmeden sadece soru bankası ya da yani burada ne demek istediğimi anladınız bence. Yanlış bir şekilde soru bankası çözen insanlar oluyor. Deneme az çözen insan oluyor. Denemeden kaçanlar oluyor. Hani bu gibi şeyler de biraz yönlendirmeye ihtiyaç oluyor ve bence yani son 3 ayda da alabilirsin. Hatta son 3 ay ya da 2 ay kaldı gerçi hemen hemen. Alsan bence senin için daha iyi olabilir. Çünkü bilmiyorum bu bir soru bankası ya da fasikül seti değil. Bitmeyince elinde kalacak bir şey değil. Bu bir rehberlik ve bence alabilirsin eğer ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan. Çünkü bilmiyorum bence yönlendirilmek güzel bir şey. Üstelik bilen insanlar tarafından bunun yapılması kendinize daha güvende hissettiriyor diye düşünüyorum ben. Programı sana göre yapıyor mu ve hep yeniliyor mu program? Evet, her hafta yenileniyor ve hangi konuda olduğumuza göre, hangi netlerde neleri iyi yapıyoruz, neleri kötü yapıyoruz gibi şeylere göre danışmanınızla haftalık programınızı
hazırlıyorsunuz. Umarım aklınızdaki sorulara bir nebze cevap verebilmişimdir. Sanırım bu kadardı. Belki sonraki videomda deneme anını paylaşırım. Onu göstermiş olurum. Bu kadardı. Şimdi yine derse gidiyorum. Çünkü yapacak bir şeyim yok. O yüzden ders çalışmaya gidiyorum. Görüşürüz.